12 Haziran 2022 Pazar, Adana At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Adana'da 8 koşulu bir program var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, Handikap 15 yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. İlk ayakta, biraz riskli de olsa sizlere bir banko önereceğiz. Doğudan gelir gelmez, ilk çim yarışında mükemmel koşan bir numaralı Broad bu yarışını çok beğendik. Kısa vade bir yarışta, süratli olmayan bir tempoya rağmen, çok başarılı koştu. Yarışın temposuna göre konumlanıp her şartta iddialı olacak kapasiteye sahip. Mesafe ayırt etmediğini zaten kanıtladı. Özellikle son yarışından sonra çok daha iyi duruma geldiğini öğrendik. Bugün yine aynı binicisi idaresinde uygun rakiplerini geride bırakacaktır diyor ve banko öneriyoruz. 2. ayak 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 2000 metre çim pistte koşulacaktır. Koşuda mesafeden dolayı yarışta ağır bir tempo olabilir. Liderliği Bold Lion Suruç alacaktır. Bu at, formda olduğu dönemde, bu tür yarışları çıktığı gibi bitirebiliyor. Fakat biz, değişen binicisi ve kendisini yakın takip edecek olan formda atlardan dolayı, bugün düzlükte yakalanıp geçileceğini düşündüğümüz için şans vermeyeceğiz. Bu koşudaki favorilerimiz, boldline suruç'u yakın takip edecek olan, 1 numaralı varlı bey ve 4 numaralı çetrefillidir. Bu iki atın, son düzlükte boldline suruç'u atlatıp, aralarında birincilik mücadelesi vermesini bekliyoruz. Bu atların yanına, sigorta amaçlı 7 numaralı toretoyu ekleyebiliriz. Uzun mesafeli çim yarışı beğenilmişti. Tekrarlaması durumunda, bu kez iddialı olabilir. Bu koşudaki sıralamamız, 1, 4 ve 7 şeklindedir. Üçüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı Karabayırlı, son iki yarışını bu tip mesafe ve şartlarda kazanmıştı. Buradaki rakiplerinden, Peri Ana ve Stark'ı kolay geçmişti. Bugün de benzer rakipler yanında, lehine şartlarda yine iddialı olacaktır. Ancak bu kez yarış biraz daha süratli geçebilir. Mesafede kısaldığı için, yanına rakip yazmak istiyoruz. Özellikle 3 numaralı Serveyron'un, bu süratli tempoda mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Öndeki atları, etkili düzlük sprinti ile geçebilecek kapasitededir. Daha sonra, ekürilerden 5 numaralı gül matrayı yazalım yarışı önlerde kabullenen bu safkan, son düzlükte liderliği erken alabilirse, geriden gelebilecek atlara direnme şansı olacaktır. İhmal etmeyelim. Son olarak da, çok sürpriz konumdaki 10 numaralı The Perfect Show'a şans vermek istiyoruz. Bu atın kısa mesafeli çim yarışlarında çok iyi koştuğunu biliyoruz. Geçen sezon, el değiştirdikten sonra bir araya girdi. Ara sonrası ilk yarışına çıkacak ancak, hazırlıklarını çok iyi gördük hatta çimde yarış kazandığı zamanki formundan, daha iyi durumda olduğunu fark ettik. Bu at stili gereği mutlaka liderliği alması gerekiyor. Bugün stili rakipleri olsa da, startla beraber liderliği alacağını ve çıktığı gibi bitirme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Eğer bugün dinçlik yarışında kazanamazsa, sonraki yarışı için mutlaka takibe alın. Bu formu ile, kısa mesafeli çim yarışlarında, yakın zamanda kazanacaktır. Bugün de ihmal etmeyelim ve kuponlara işaretleyelim. Bu koşu için sıralamamız 2, 3, 5 ve 10 şeklindedir. Dördüncü ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin açık üç yarışı 2000 metre kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı Kanır, son yarışlarında sert rakiplerle mücadele edip, nispeten başarılı sonuçlar elde etti. Bugünkü rakipler çok uygun. Üstelik bugün stili rakibi de fazla olmadığı için, temposunu kurarak yarışabilecek. Belki, Silver Cloud onu biraz rahatsız edebilir. Ancak temponun muhtemelen ağır geçeceğini düşünüyoruz. Kanır, bu tempoda bu yarışı çıktığı gibi bitirebilir. Bizim net favorimizdir. Fakat bugün kendisini tek yazmayacağız. Çünkü ara sonrası dinçlik yarışlarını çok iyi koşan, ciddi bir rakibi var. 7 numaralı Uğurtay, bu yarışa hedefli katılıyor. Özellikle bu yarışta, çok gerilerde beklemeyeceğini ve öndeki atları yakın takip edeceğini düşünüyoruz. Etkili bir dinçlik yarışı ile, kazanma ihtimali yüksektir. İhmal etmemenizi öneririz. Bir de, sigorta amaçlı da olsa, 3 numaralı Aloş'u kuponlara eklemek istiyoruz. Bu kez grup sert olabilir. Fakat bu at bu aralar sınıf değiştirdi. Önde boş kalarak yarışan, hayalet kız arkasındaki ikinciliği de çok başarılıydı. Eğer Kanır bugün kötü koşarsa, Aloş'un de şansı artacaktır. Yeri olanların yazmalarını önerebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 7 ve 3 şeklindedir. Beşinci ayak. 2 yaşlı İngilizlerin Maiden yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda fazla söze gerek yok. Yarışın iki tay dışına çıkması zor gözüküyor. 2 numaralı Kolyoz için bugün yarın kazanır demiştik. Fakat kazanma karakteri izin vermiyor. Bugün de 1 numaralı Aslan kardeşler gibi ciddi bir rakibi var. Her ikisi de ekürileriyle ile bu yarışa katılıyorlar. Hata yapmayan kazanır. Biz ikisini de ayrımsız yapalım ve rahat bir yarış izleyelim. Sıralamamız 2 ve 1 şeklindedir. 6. ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin Handikap 14 yarışı 1800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu günün en zor yarışı olacaktır. Ciddi bir sürpriz çıkabileceğini düşünüyoruz çünkü yarışın favorilerinin dezavantajları var. Triple Huge, son iki yarışını güzel kazandı fakat, o yarışlarında hem kilosu uygundu, hem de üzerinde apranti değil jokey vardı. Bugün 60 kilo ile, Muhammed Özdemir idaresinde, ne kadar başarılı olur bilemeyiz. Saadet Sultan ise, bu zamana kadar yarış kazanamamış, hep iyi koşup sürekli ikinci üçüncü kalan, kazanma karakteri düşük bir isim. Bu atların güven vermediği bu koşuda rakip olarak birçok isim önermek zorundayız. Öncelikle yarışın temposunun oldukça ağır geçeceğini belirtelim. Israrla liderliği isteyecek bir isim yok. Normalde süratli stile sahip olan ancak startı ağır aldığı için son yarışlarında öne erken gelemeyen 3 numaralı Oğlum Delil bugün iyi start alması durumunda liderliği alarak yarışabilir. Bu grupta çıktığı gibi bitirmesi bizi şaşırtmaz. Aynı durum 7 numaralı King of Solid ve 11 numaralı Juno Moneta için de geçerlidir. Bu atlar ağır tempodan istifade edip bugünkü favorileri geçebilecek yarış içi avantajlara sahipler. 3, 7 ve 11 sıralamasını bir adım önde görsek de yine de riske girilmemesi taraftarıyız. Sağlam kuponlar için bu koşuyu hepsi olarak işaretliyoruz. Adana yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.